bugün. Hava müthiş. Evet, burada bir Türk marketi gördüm. Bak, evet arkadaşlar bakın. Bay bayan garson aranıyor ilanı bile Türkçe. Burası Türk Caddesi mi Sveta? Bulunduğumuz bölge Şota Rustaveli'den bir durak önce. Havalı seçenekleri pahalı. Yemek atıyorum 300-400 lira tutuyor ama mesela şu, sadece bunlara 240 lira falan verdim. You can feel safe even if you walk in center or in some small dark streets, you will be safe. Merhabalar. Günaydın, good morning. Evet arkadaşlar, bugün farklı bir Tiflis günündeyiz. Artık iyice lokal olduk. Bayağı böyle geziyoruz. Keşfettik artık ne nerede falan diye. Bugün başka maceralar yaşayacağız. Nereye gideceğiz Sveta? We try new route from our hotel. We're going to another metro station. A little bit more far than station we went before, but there is a kind of square with some restaurants, cafes. That's why as we need breakfast we'll go there. Evet, otelden çıkacağız. Doğrudan otelin üzerinde bulunduğu büyük bir uzun bir cadde var. O caddenin birazcık ilerisinde bir sürü mekan gördük taksiyle geçerken. Şimdi oraya gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Sonrasına bakacağız. Evet, yine böyle güzel bir mekan gördük. Ama sıkıntı, yazılanları okuyamıyoruz. Üniversite olabilir mi burası? Bir önceki binanın kapısında sanki üniversite yazıyordu. Bugün hava müthiş. Hava gerçekten rüzgarlı. Dün, özellikle dün çok sıcaktı. O kadar bunaldık ki bu hava müthiş geldi. Değil mi? Ya, çok iyi yani gerçekten. Yani bizim otelden yukarıya pazara doğru yürüdüğünde başka bir dünya var. Aynı cadde üzerinden dümdüz 200-300 metre devam ettiğinde başka bir dünya var. Burası normalde bizim otelin bulunduğu cadde. Biz burayı görmemiştik. Burası acayip. Bir Avrupa meydanı gibi. Evet, burada bir Türk restoranı var. Bu caddede birkaç tane Türk restoranı var anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bakın, bay bayan garson aranıyor ilanı bile Türkçe. Burası da bir Türk restoranı. Evet, burada bir Türk marketi gördüm. Bakın, simit falan var. Simit var Sveta, ister misin? Evet. Burada Türk nüfusu var ya baya. Demek ki buraya gelmiş arkadaşlar. İşbank var. Neyse, bizim İşbank'la alakası var mı? Evet. Bildiğimiz bizim İş Bankası. Burası Türk Caddesi mi Sveta? Türk marketi, Türk restoranlarını falan görmeye başladık. İş Bankası var. Enteresan. Evet bakın, burada yine bir Türk restoranı daha var. Supra diye. Ankara diye burada bir Türk restoranı daha var.
Bayağı bildiğimiz Türk yemekleri var bak. Evet. Much Turkish. Berber Mustafa var. Turkish lawyer also. Bulunduğumuz bölge Şota Rustaveli'den bir durak önce metro istasyonu olan bir yer. Yani aslında çok merkeze çok yakın. Ondan dolayı burada da çok fazla otel görüyorsunuz. Özellikle küçük ve butik oteller. Bir dünya otel var burada da bu yüzden. Çünkü çok burası da merkezi. Yine Gloria'yı bulduk. Nereye gideceğiz? Gloria mı? Başka. Başka bakıyoruz burada. Nerede? Bu daha güzel. Değil mi? Enteresan bir şekilde kahve seçenekleri ya da daha doğrusu kahvaltı seçenekleri pahalı. Yemek atıyorum 300-400 lira tutuyor ama mesela şu sadece bunlara 240 lira falan verdik. Bir de su var yani sadece o kadar. Kahvaltımızı yaptık. Vallahi güzel geldi, iyi geldi. Özellikle tatlı yediğim şey çok güzeldi. Burada kruvasan var her yerde. Ondan sonra kimi yerde tabii ki böyle popüler ve çok lezzetli. Biz de tesadüfen öyle popüler bir yere gelmişiz. Old Town ya da Freedom Square dediğimiz yer Kura'nın diğer tarafında. Bizim otel işte atıyorum biri sağında, biri solunda. Yani ikiye böldüğü için şehri. Genellikle hep o tarafta gezdik. Burada da ne var ne yok diye bakıyoruz. Artık bayağı hakimiyet sağladık. Yürüyerek geçiyoruz şimdi. Kura'yı yürüyerek geçeceğiz. Yani Asya'dan Avrupa'ya gibi düşün. Asya'dan Avrupa'ya geçer gibi şehrin diğer tarafına buradan, köprüden geçeceğiz bakalım. Özgürlük Meydanı'nı ya da Şota Rustaveli'yi bulabilecek miyiz? Yani kaldırıma ayağını attığın an, kaldırımdan aşağıya indiğin an daha doğrusu, böyle trafik duruyor. Herkes yol veriyor. Helal olsun. Burada da ablalar çekim yapıyor galiba. Evet, baya baya nehri, Kura nehrini yürüyerek geçiyoruz. Yolu keşfettik. Olayı çözdük. Buradan böyle dümdüz gittiğimizde Old Town'a gidiyor. Bak şu Radisson Blu'nun olduğu yerde Şota Rustaveli. Rustaveli'ye geldik yine. Burası güzel esiyor. Evet, çok gölge var. Güzel esiyor. Burada, bugün burada yürümek, buraları gezmek daha mantıklı. Burası Bağdat Caddesi gibi. Yani ciddi anlamda Bağdat Caddesi gibi çünkü inanılmaz Arap var. Here are a lot of buildings which are for example is parliament, governmental, evet. Some museums, some theaters and also churches.
Evet, yani buraya genel anlamda mesela Tiflis'e, Gürcistan'a gelinir mi? Bence gelinir. Çünkü burası kültürü olan, tarihi güzellikleri olan bir ülke ve bir şehir. O yüzden buraya geldiğinizde gezip görecek bir şey, birçok şey bulacaksınız zaten. Aynı zamanda tabii ki güzel olan şey şu, İngilizce her yerde anlaşıp, her yerde oturup, yiyip, içip gezebileceğiniz bir ülke. Bu çok önemli. Özellikle Doğu Blok ülkelerine gittiğinizde bu kadar İngilizce bilen insanı, çalışanı bulamayacaksınız. Especially young people. Evet, özellikle gençler çok ciddi anlamda İngilizce konuşuyorlar. Some old people, they know Russian. Evet. That's why sometimes I need to speak all the time because old generation, they know Russian, just some of them know English, but all young generation, they know English well. Ama genel anlamda baktığımızda servis alanında çalışan herkes, hemen hemen herkes İngilizce biliyor. Yani konuşabiliyorsunuz. Hatta çok da kötü değil mesela, İngilizceleri de çok anlaşılır ve gayet normal. Yani onlar da sizi anlıyorlar. Bu önemli, bu yüzden buraya gelinir. Avrupa Birliği bayrağını asmışlar çünkü babalar Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Evet, arkamızda gördüğünüz bu bina parlamento binası. Gördüğünüz gibi binlerce polis, koruma yok. İnsanlar geliyor, önünde oturuyor, fotoğraf çektiriyor ve öyle polis de gelmiyor. Avrupa Birliği'ni hedef almışlar, o yüzden arkada bir Avrupa Birliği bayrağı göreceksiniz, Gürcistan bayrağı ile birlikte. Ülke buradan yönetiliyor, Türkçesi. Burada da böyle. Öyle yöresel pazar mı? Evet, yöresel pazar diyelim. Öyle bir alan var ana caddenin üzerinde. Döndük, dolaştık, yine nereye geldik? Liberty Square'e geldik. Burada bütün yollar buraya çıkıyor. Dön dolaş Liberty Square. And so we came today here just by foot from our hotel to here. Evet, bugün ne metro kullandık ne taksi kullandık. Yürüyerek, yani otelden buraya resmen yürüyerek geldik. Şimdi merak ettim, bakalım kaç adım atmışız. Evet, Gürcistan'ı değerlendireceğiz, Tiflis'i değerlendireceğiz. Buraya gelmeli mi, gelmemeli mi? Kısa kısa soruyorum. Sveta, do you offer that you should come to here? Of course, because you should try this experience. This country, I will not speak about country, I will speak, we have been just to Tbilisi. Because country is huge, different places, I'm talking just about Tbilisi. Yes, of course you should come, because it's your experience, and it's different country, it's different city, it's different culture. I even cannot compare with something, that's why you need to have your own experience. For example, how is communication in this city? For example, I don't know in Georgian and Russian.
How I can hang around? Oh, for example, I will explain. Of course, you know that Georgia before was in Soviet Union. By the way, you can find a lot of places. They write that they were occupied by Soviet Union. It's important for them now. It's totally different history, but. Old generation, mostly they can speak. Of course, between themselves they speak Georgian, but mostly old generation is speaking in Russian. I know Russian; it's my native language. That's why, of course, I can speak with them. Some of them can speak English, but if you meet young generation, they can speak English and good English with good pronunciation. You can understand them well. They can understand you, and mostly they don't know Russian. They studied English already. How are people? People, we didn't communicate much with people just in service, but in restaurants it's a big problem because they don't have customer orientation. They don't know anything, I think, about customer satisfaction because. Of course, you know Turkish hospitality and also Ukraine. Ukraine now has higher level of hospitality and about service. But unfortunately, in Georgia, we did not meet this good service in restaurants. We were in different restaurants, different bars, different districts, in touristic zones, not touristic zones. But the picture is the same, unfortunately. And also, if you are in touristic zones, you will meet a lot of these noisy people who try to sell you excursions. There are, unfortunately, there are a lot of poor people who are coming to ask money. They don't just, yes, a lot of people are sitting on the street and asking money, but some coming to you, ask, even small children. How is transportation? So, taxi is cheap. And also, you can use two applications, Yandex Taxi and also Bolt. We used Bolt, but you must check your location on the application carefully because sometimes it shows not correct. That's why driver can come totally another district. That's why you should be careful about it. And also, some drivers can cheat you, but of course you should look on the map if it's straight, but if he goes like that, you can complain also in this application. You can use metro. Metro is perfect about, they have two lines, so you can easily come to district you want. We cannot advise buses because you cannot understand which bus you need. Totally written in Georgian, no English. That's why you cannot understand where these buses are going. How is restaurant? Price? Price are normal. It's just about we compare all the time with Turkish lira. We are living in Turkey, but lira went down. But normally prices are okay. How is security? It's totally okay. You can feel safe even if you walk in center or in some small dark streets, you will be safe. What about drivers? They are very polite. You can pass the street, even if in not correct place, they will stop and wait till you pass. Because it's not about Turkey. In Turkey, totally different situation. It's impossible. But here, you are safe crossing the road. Yani ben de düşünüyorum aslında burayla alakalı. Bir kere buraya gelmelisin. Yani neden gelmelisin? Burası bayağı bir Avrupa'yı olmaya çalışan. Bir şekilde sokakları, caddeleri güvenli olan dilenciler ve çok bir şey satmaya çalışanlar haricinde böyle seni tedirgin etmeyecek bir şehir aslında. Güvenli. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi araçların %50'si hibrit. Toyota burada bayağı bir estiriyor. Ama araç fiyatları ucuz gördüğüm kadarıyla. Yani fiyatları hiç söylemeyeceğim. Çünkü bu Türk lirasıyla alakalı bir durum. Yani geçen sene bu zamanlar 3 kat daha ucuzmuş. Ama şu anda Türk lirası değer kaybettiği için daha pahalı. Genel anlamda benim hoşuma gitti burası.
Ama maksimum 2 gece 3 gün. Burası yeter. 2 gece 3 günde böyle burada güzel evlerin takılıp gidebilirsiniz. Evet, buraya geldik ama yer yok dediler. Elimiz boş dönmüştük. Şimdi bir daha şansımızı deneyeceğiz. Vallahi mekan kalabalık. Aa evet. Değil mi? I hope. Seçti şu anda Sveta. So we will order şaşlık and also salad, green salad and bira. Today is beer day. Hadi bakalım. Mekan küçük. Restaurant is small. But I think it's so popular. Popular because Sunday evening. Evet. Again, a lot of people. You cannot find free table without reservation. Yes, if we did not make reservation. Impossible. Impossible. Nasıldı, beğendin mi? Yes, but we ordered much. We could not eat all because much meat really. And the problem is here is too hot. They don't have good condition. No fresh air. Smelling a little bit food, but it also I really want to go outside. Değil mi? Evet, bugün de farklı bir restoran deneyimi yaşadık. Unfortunately, maalesef. Now your Pakaroban mixed with evet, food. Evet. Dolce My Chanel. Ya yemekler fena değildi ama ortam çok havasız ve çok kokuyor. Ondan sonra çünkü havalandırma çok yetersiz. Olsun artık, bu da böyle olsun dedik. Bu deneyimin de sonuna geldik. Bu akşam, son akşam, yarın gideceğiz. What would you like to say? About restaurant? Or? No, generally. This time was enough, more than enough. We understood the city, we understood details. Really, time to go. Time to go. O zaman bir sonraki deneyimde görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. And don't forget to watch our previous episodes. We showed every day and görüşürüz. Paka paka. Paka.